Ne yaptı abla? Vallahi billahi ne yaptı? Bizimkiler ne yaptı abla? Bizimkiler ne yaptı? Ne yaptı abla? Ayşe abla ne yaptı Ayşe abla? Ayşe abla ne yaptı? Kapat ışığı, ver müziği. Ayşe abla ne yaptı? Ver coşkuyu. Bıklaşık makinamın içine melih koyuyorum. Nasıl yapıyorsun bu işi ya? Ya nereden aklına geliyor? Yani bu mesela kelimeye arkadaşlar, mesela arkadaşlar bugün değişik bir kalem alıyorum falan diyemem mesela. Aklıma gelmez ama bıklaşık makinesi falan nereden aklına geliyor? Mükemmelsin ya. Evet bıklaşık. Selamlar arkadaşlar. Son zamanlarda bıklaşık makinem bıklaşıkları temizlemeden yıkıyordu. Ablacım, bıklaşık makinesinin bıklaşıkları temizlenmemesi de en büyük sıkıntılardan biridir bu hayatta diye yorumladım ben şu anda. Bıklaşık. Ben de biraz araştırdığımda öğrendim ki bıklaşık makinesine melih koymak gerekiyormuş. Mantıklı abla ama nasıl melah koyacağım da önemli. Melih Yani koyacağım melah da önemli hocam. koymadığımız zaman demek ki bulaşıkları güzel yıkamıyormuş. Herhalde normal abla yani. Neyse önce şu aparatlarını çıkardım ve güzelce yıkadım. Hocam bu hayatta ben geçenlerde abla senin bu eşinin İbrahim Bey'in bu ayak kremi videosu vardı. O ayak kreminde mesela ayaklara da bir tuz dökülüyordu sanki, melah Yani temiz bir kadın olduğum için bunları yıkamadan içim rahat etmedi. Şöyle mislettim. evet ablam, hissettim. Geldi chat. Melah. Bulaşık makineleri için. Zaten melahın M'si var burada. Ve sonra melehe getirdim. Koy abla melahı. Ve melehe bulaşık makinesinin içine koydum. Bol koy abla. Bol bol melah koy. Ya ne alaka, demek ki bulaşık makinesi de bizim gibi melehe seviyormuş. Neyse biraz Sever abla, sever. Bulaşık makinesine patatesi bıraktırıyorum videosu çeker miyiz abla? koydum. Baktım ki böyle melih dökülüyor. Yazık, israf olmasın dedim. Önce bardağa koydum. Sonra makinenin içine koydum. Böyle Evet melah. olduğu zaman da melihe elimin lezzetini koydum ki güzel. O ne güzel bir el lezzeti koyma öyle ya. Parmaktan sonra. Güzelce temizlesin ve Evet kapattım. melah. Daha sonra bulaşık parlatıcısını getirdim ve her yere güzelce koydum. Ondan Evet. sonra yağ çözücüyle, bulaşık lifiyle Kahretmesin. Allah kahretmesin. Abla bulaşık lifi bile gerçekten. Ya bulaşık lifine bile genlerinizi aktaramazsınız ya. Bulaşık lifine geninizi aktaramazsınız. Aynısı Allah kahretsin. Hepsi birbirine benziyor. Hepsi birbirine benziyor. güzelce yıkadım ve sonra da Evet. bulaşık makinesinin aparatlarını yerleştirdim. Bu Evet bulaşık. bulaşık koymadan böyle tek başına çalıştıracağım, güzelce temizlensin. Evet İşte ablacım. hamarat kadın böyle olur. Bulaşık Abla vallahi oraya bir elinin lezzetini de bulaştırdın. makinesinin bakımını mutlaka yapmalı. Bulaşık makinesini mislettim. Neyse videomuz Abla mislettiğin anda galiba Cello gene vallahi mahvetti burayı ya. Bıklaşık makinesini mislettiğin anda Cello galiba gene burayı mahvetti. Halil.com hiçbir şekilde arkadaşlar kirletilmiş malzemelere dokunmaz. Yani nerede durması gerektiğini çok iyi bilir. Ama Cello fena hocam. Cello harbiden çok fena. buraya kadardı. Videomu beğenip beni takip etmeden geçmeyin. Evet, Tamer çok iyi bir bıklaşık. Allah kahretmesin, değişik bir videoydu abla. Bu ne? Gece 3'te Amenna. eve dönen ecrelim, Allah kesene bereket versin canım benim. Bu özel ünlülerin fiyatı ne böyle ya? Çok mu pahalı yavrum? Birazcık kendimi büyük yapmışım. Abla özel üniversiteler pahalı işte, onun için inşallah devleti kazanın. Mesela chat. Devleti kazanın abla. Arkadaşlar inşallah Allah'ın izniyle. Dün gece saat 3'te kocam eve geldi. Ben de sabah 5'te kalktım. Kocam uyanmadan ona güzel bir kahvaltı hazırlamam lazım. Çok iyi bir geçiş sahnesi. Çok iyi bir geçiş sahnesi. Ben artık bunların geçiş sahnesi olduğunu değil chat. Ben artık bunların dokunduğu anda gerçekten bunların soyulduğunu düşünmeye başladım. Bu arada Kızılcık Şerbeti'ni izledik chat. Kızılcık Şerbeti izleyecek mi derken fragmanı soruyor bence. Kızılcık Şerbeti'ni izledik. Çünkü eğer ki uyanıp da kahvaltıyı hazır görmezse Ama olmadı bir daha bakarız chat. Kızılcık Şerbeti fragmanına bir daha bakarız ya. kocam Bir daha bakarız. çok sinirlenir arkadaşlar. Hemen patatesleri haşlayıp hamırımı kendi el cihazlarımla yoğurdum. Evet Elcaz. Hamırım dinlenirken ben de çeşmeye indim ve kocama doğal Abla yalnız şu çeşme var ya, tam böyle Cem Özkök'ün girip foşur foşur temizleyeceği, anasını belleyeceği ya da bu abuk sabuk geliyorlar ya böyle Suriyeli, Pakistanlı falan filan. Tarihi çeşmelerin anasını belleyip böyle bütün o tarihi yapısını bozup anasını belleyip orayı temizleyenler var ya. ve soğuk su getirdim. Tam öyle video çekmelik bir ortam ya. Eve geldim, soğanlarımı kavur kavur kavurdum. Kahretmesin, Zeynep Bastık olur gibi. Kavur kavur kavurdum.
Kocama güzel bir patatesli bazlama yapacağım. Patatesli bazlama mı? Kocam patatesli bazlamayı çok sever. Ve Hocam güzele benziyor ha. benim görevim Abla bir şey söyle, güzele benziyor da gözünü seveyim, o merdane ne hale gelmiş ya? kocamın sevdiği şeyleri yapmak. Peki Ha? kimler? Madem dövmelisin, melahlara vermelisin kalbini. Amenna. Kalbini. Abi saçım pembeydi, annemle bakıştık. Kocasının sevdiği şeyleri Abla merdane niye o kadar kararmış ya? Kararır yine merdane ama. yapmayı sever. Yorumlarda kendini belli etsin bakalım. Yorumlara yazın bakalım melah. Bazlamanın içini patatesle doldurdum. Dediğim gibi Evet. kocam patatesi çok sever. Neyse cime. Şuraya bakar mısınız? Bakarız. Usta mıyım neyim ya? Usta mısın nesin bilmiyorum da abla, ortamın doğallığı beni bitiriyor ya. Maşallah vallahi billahi, milangas tüpün üstünde. Kendimi övmek gibi Canım ablam benim, eline koluna sağlık maşallah ya. olmasın ama elimden her iş gelir. Neyse, sofrayı hazırladım ve işte evimin reisi uyandı. Evimin reisi milah manyağı. Hemen onu elinden tuttum. Evet sevgili enişte geldi. Mindere oturttum. Önüne suyu getirdim. Yüzünü güzelce yıkadım ki Abla yüzünü tamam da yani niye salonun ortasında yıkıyorsun? Gözünü seveyim ya. Çet pembe arkadaşlar. Şimdi birazcık az önce birazcık arkadaşlar uyudum. Birazcık uykumu alayım diye. Amenna. Şöyle arkadaşlar ecrenim Allah kesene bereket versin. 140K mı? Abla Allah yardımcınız olsun. Allah yardımcınız olsun. Arkadaşlar ben birazcık uyudum arkadaşlar. Müsaadenizle el saçışem de şu elimi yüzümü bükeyim arkadaşlar. Neyseciğime arkasından bazlamam gelsin. Şöyle bir abla ne yapıyorsun yani salonun ortasında niye yıkıyoruz abla elimizi yüzümüzü ya? Ha? Bıgılaşık makinesi. Niye salonun ortasında yıkıyoruz abla? bir kocam kendine gelsin. İşte Hayır bugün salonun ortasında yüzünü yıkayan yarın ben böyle mutfağın ortasına sıçar. Affedersin şimdi beni konuşturma chat. öyleyim arkadaşlar. Kocasına hizmet etmeyi seven bir kadınım ben. Kocamın yüzünü yıkadıktan sonra ona dedim ki kocam, kocam bak sana bu kahvaltıyı ben hazırladım. Kovacağım, kovacağım. Galiba birilerinin götüne kovacağım. Evet abla. O da bana aferin lan avrat göt Aferin lan avrat mı? Mükemmel. Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim mi? İdeal diyebiliriz. Chat, ilişkiye ideal diyebiliriz. gözüme girdin dedi. E daha ne isterim ki? Dün gece sağ Abla çok güzeldi. Vallahi gene güzel bir videoydu ya. Gene güzel. Eline koluna sağlık abla. Patatesi bazlama. Bu ne? Petek temizlemenin bugün günlerden petekleri temizleme günü, hazır kış Bu ne abla? Tel kadayıf mı? yaklaşıyorken sizlere de bir video çekmek. Abla sarımsağım var mı sen? Buralara 138 geldi. 138 geldi. 138 geldi. 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 Vallaha geldi. Vallaha geldi billaha geldi. Vallaha geldi billaha geldi. Ver müzü. Ver müzü. Ver müzü. Ver müzü. Ver müzü. Söyle be. İçine sok abi. 15 Temmuz gecesi savaşan yiğitler Türkiye'yi korudu siz gibi kafirlerden. Son 12 chat. Son 12 Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle son 12. Çok az kaldı be chat. Çok az kaldı be Amenna. chat. Feyza abi şu oyunu bir türlü indiremiyorum. Link çalışmıyor mu acaba? Yardım lütfen. Yavrum eğer adblock kullanıyorsan Feyza ondan link açılmıyordur. Farklı bir tarayıcıdan deneyebilirsin. Dedim çünkü Evet Çunku. Abla burada sarımsaklar, marımsaklar ne alaka Çunku? çoğu kişi petek nasıl temizlenir bilmiyor arkadaşlar. Abla muhtemelen sen de Amenna. bilmiyordun ya. İçini artık örümcek bağlamış. Muhtemelen burada birisi yaşıyor ya. Evet abla. Ben bu Gerçekten de istersen bulaşık makinesi melahide tasarlayabilirim. Yavrum bulaşık makinesi melahi derken ne demek istiyorsun Ahmet'im? Yani telefon kılıfı yerine bulaşık makinesi melahide tasarlamak daha mı kolay diyorsun? Galaxy J7 ne yapayım anasını? Bu bir gerçeklikti Ahmet'im, hala yarama tuz basıyorsun ya. Allah'ım ya. Ay ne oluyor ayol, değişiyorum galiba. Bir dakika Allah kahretsin. Şey, ne oluyor Ahmet'im ya, kurban olacağım Ahmet'im ya. Vallahi billahi bizi bitirdin ya. Bizi bitirdin Ahmet'im ya. buradan Bu bir gerçeklik de, bu wake up the reality artık ya Ahmet ya. biliyorum. Amenna. Neyse. Neco'nun Tuğçe, aa bu bendim galiba. Elinize kolunuza sağlık. Neco enişte, Tuğçe yenge, elinize kolunuza sağlık. Vallahi iyi ki varsınız. Bu ne abla, bu ne burada mesela, bu ne, maymun çiçeği mi? Cime, benim peteklerim fazla kirlenmemiş. Sizlere Fazla kirlenmemiş. Allah kahretmesin abla, içinde yarasa var ya. İçinde yarasa var ya. göstermek amacıyla tozdan arındıracağım.
Hemencecik diğer odaya koşup elektrikli süpürgeyi getirdim. Getir abla elektrikliyi. Arnika reklamı mı yapıyoruz bu arada? Hashtag reklam değildir. Ve onu çalıştırdım. İçini önce güzelce ne süpürdüm. Çekelim abla. Elektrikle. Bitti mi? Tabii ki de bitmedi arkadaşlar. Evet. Petek temizleme makinamla... O ne lan? O petek temizleme makinesi değil de marsupilaminin kuyruğu gibi geldi. Allah kahretmesin ya. Zabı mafunun kuyruğunu mu getirdin lan? Ne yaptın? Bu ne lan bu? Allah kahretmesin seni. Bu ne böyle? İçlerini güzel... Bu ne? Düşman götüne. Güzelce ne temizledim. Sonra bitti. Bu ne? Bu ne eskuşum? Emir o kim? Değil mi? Tabii ki de bitmedi arkadaşlar. Güzelce... Vallahi ya sensin ya da birisi. Kim oynadı bilmiyorum. Dur biri geldi. Ejderim ikinci ayımız kutlu olsun. İyi ki varsın canım benim. Arkadaşlar bu arada bir şey söyleyeceğim. Böyle 2-3 el oynayın ha. Ya 3-4 el falan oynayın ki garanti olsun. Yine su getirdim. İçerisine Dom Estos koyup... Amenna. Dom Estos. Sever misiniz? Ahmet'im sıkıntı yok. Canın sağ olsun. Canın sağ olsun Ahmet'im. Dom Estos. Arkadaşlar kullanır mısınız? Bu arada arkadaşlar 2-2-2 olduk. Darısı 777'nin 777777777'nin başına. Foşur foşur sildim. Gelir mi acaba öyle bir donet ya? Ve petek temizleme videomun sonuna gelmeye evet. başladık yavaş yavaş. Daha fazla temizlik videoları istiyorsanız takip etmeyi unutmayın. Abla Dom Estos ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak kötü temizlemiyorsun. Çok güzel temizliyor. Yani içim de rahatlıyor chat böyle bayağı kirli bir şey ama o nasıl kirleniyor? Ve o mesela 2-3 günde falan kirleniyor bazen yani ben onu çok merak ediyorum. Onu nasıl beceriyorsun? Onu çok merak ediyorum abla. Ama öğrenmek istemiyorum yani merak ediyorum sadece. Yani insan bazı meraklarını arkadaşlar öğrenmek ister ya ben bunu mesela öğrenmek istemiyorum. Onu nasıl kirlettiğini öğrenmek istemiyorum. Sadece merak etmek istiyorum yani. Öyle kalsın yani. Abi insanda sana aşırı benzeyen biri var. Köşe çalga... Doğrudur gülüm benim ya. Çok yani herkesi bana benzetiyorsun zaten. Abi Hira sana benziyor. Dur bir dakika. Başka... Rahel ne yaptı abla Rahel? Rahel Pekcan ne yaptı abla? Hemen bir Rahel Pekcan şeyi. Hemen yeni Rahel Pekcan... Hemen yeni bir Rahel Pekcan videosu. Bakalım yeni hikayeler, yeni sallama hikayeler bayağı biriktirmişiz abla. Bunu dinlemiş miydik bu ne? Hayatımda en utandığım anı anlatıyorum. Hayatımda en utandığım anı anlatıyorum. Arkadaşımla birlikte öğretmenlerle takılırken birden öğretmen anama aradığıma sövdü. Dinleyin devamı geliyor. Pıt 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 şuraları neyse birazcık da buraları kapatma sürelim. Evet. Ya bak bu olayın üzerinden neredeyse 10 sene geçmiş ben hala utanıyorum. Ney abla ney? Hangisi? Bunu dinlemiş miydik chat? Bunu dinlemiş miydik? Onlar 8. sınıfım sınava... Abi ensen gözükmüyor. Ananı avradın Allah kahve. Ayna mıyım lan ben? Oğlum ben transparan bir insan mıyım? Ensem nasıl gözüksün? Allah cezanı vermesin ya. Yavrum benim önden bakarsan götümü göremezsin tabi. Önden bakarsan götümü göremezsin. Arkaya geçersen tam tur 180 derece arkaya geçersen götümü görebilirsin mantık olarak hani. Mantık olarak ya düz mantık ya. Buradan nasıl göreceksin ensemi? Tamer çok iyi bir ayna yazmış Allah kahretmesin ya. Chat çok iyi bir ense. Allah kahretmesin. Yine çok tuhaf bir yayın oluyor. Ha? Evet. Hazırlanıyorum ve böyle dershaneye yetişmem gerekiyor. Derse geç kalmışım. Koşa koşa resmen dershaneye gidiyorum. Hadi bakalım abla dershane. Neyse Cime. Onu hatırlayınca tekrardan utandım. Tam dershaneye varmama bir cadde kalmışken bir baktım ben havada uçuyorum. Uçuyor musun? Abla gene ne anlatıyorsun gene? Part 1 geldi. YouTube'cum iyi dinle bak YouTube'cum. YouTube'cum da arkadaşlar hastasıdır. Ben yorumlarda morumlarda görüyorum. Tamer'im şu turunculuyu artık izlemesek mi falan filan diyorlar. Onlar aslında ironi yapıyorlar. Chat hastası. YouTube'cum çok seviyorsun sen. Senin için açtım bak dinle. Hani ben... çok hastasıyım hocam. YouTube'daki yorumlar benim için baş tacı. Canımın için YouTube'cum aşağı tıkla. Çirkinlikine tıkla. Gel yayına gel yayına. Neyse caddenin ortasında bildiğimiz şu kadarlık bir çukur varmış. Ben de o çukurun olduğunu fark etmeden resmen zıplayarak koştuğum için o çukurun içine basmışım. Hadi buyur çukurun içine basmak. Ha çukur derken böyle şey diye düşündüm ben onu. Böyle açık rögar kapağı falan. Orada utanç verici olan kısım benim o çukura basmam değil devamında yaptığım şeyler. Okey ne geliyor gene? Ne yaptın devamında? Hayatımda en utandım. Allah cezanı vermesin seni ya. Ya Rahel Pekcan. Rahel Mrs. Rahel Pekcan. Niye hep hikayeleri böyle yarım yumalak bırakıyorsun ya? Niye yarım yumalak ya? Niye yarım yumalak ya? Yağmışım ya. Ya delireceğim ya. Vallahi billahi ya. Devam hocam, devam hocam. Ben resmen yere 2.80 bir şekilde uzandım ama kimse yardım etmeye gelmeyince ben bayılma taklidi yaptım. Bayılma taklidi mi? Niye abla öyle bir şey yaptın? Birazcık su içeyim bari. Çünkü hikayenin devamı bizi birazcık yükseltecek belli ki. Niye öyle bir şey yaptın Rahel Pekcan? Amenna. Yani ben bayıldım.
Eşek terbiyecisi iyi ki varsın canım benim. C7'yi bana versene. Yavrum onun anısı var ya. Ama taklidini yaptım ama bekliyorum ki insanlar yardıma falan gelecekler. Beni kaldıracaklar. Ben o şekilde kalkıp gideceğim. Kimse yardıma gelmedi. Yani gencecik bir kız yolun ortasında hareketsiz bir şekilde yerde yatıyor. Onun resmen uçarak yere çakıldığını gördünüz. İnsan gelip de bir yardım etmez mi yani? Etmez abla, bu devirde artık kimse kimseye yardım etmiyor ki anasını satayım ya. Neyse ben yerde hareketsiz bir şekilde yaptım ve baktım ki kimse gelmiyor. Böyle hafiften gözlerimi araladım. Dedim kimse gelmiyor mu gerçekten? An... Allah Allah. İnsanların yanıma geleceğine dair umudumu kaybettiğim anda gözlerimi açtım. Ayağa kalktım, koşa koşa oradan uzaklaştım. Şu an mesela düşünüyorum yani düştüğün için niye utanırsın ki? Aslına bakarsan dünyanın en normal şeyini yaşamışım ama o an gerçekten belki yaşımın da bir tık küçük olmasının etkisiyle... Abla yaşının küçük olmasının etkisinden siktir et de düştüğünde utanmadın da düştükten sonra yani bayılma numarası yapmaya mı? Ya düştükten sonra bayılma numarası yapmaya utanmadın, düşmeye mi utandın? Sen nasıl bir rezilsin? Kalk ayağa defol git! İnsanlar seninle mi olacak? Bunun çok utanç verici bir durum olduğunu düşündüm. İşte o zaman öğrendim ki gerçekten de düşenin dostu olmaz mı? Düşenin dostu olmaz tabi. Ağzına ne sürdün? Kiko mu sürdün, Deborah mı? Şaka yapıyorum tabii ki. Duraklarıma son olarak... Biz anlamamıştık şaka yaptığını. Bırak bu Laneage'in naneli lip maskını uygulayacağım. Lip maskını uygula hocam. Ben de çok uyguluyorum onu ya. Ben daha çok böyle ama daha şakaklarıma falan sürüyorum. Daha çok şakaklarıma. O ne öyle? O kadar güzel bir ferahlık veriyor ki. Okey. Ferahlattım abla. Hazırım. Sizleri çok çok seviyorum. Umarım gününüz harika geçer. Kocaman öptüm. Bay bay. Abla çok değişik bir hikayeydi gene. Nereden aklına geldi ya? Nereden aklına geldi? Bu yorumla ilgili ne diyorsun peki abla? Tam olarak. Şu yorumla ilgili... Şu yorumla ilgili ne diyorsun abla? Çocukluktan geliyormuş oyunculuğun demek ki. Bebeğim ve ben 18-11. Abla ne diyorsun bununla ilgili 1811? Ben resmen... Abla her saniye bu kadar hikayeyi nereden buluyorsun? Çıldırt beni ya. Beni çıldırt artık ya. Bu ne mesela? 41.400 beğeni almış chat geliyor. Ay gelsin. Altın ne kadar abi? 7.000. Go ay gelsin. Eyvallah. Bu neydi şimdi? Amer. Dün akşam Rahel en yakın arkadaşımın düğünündeydi. Düğünde yemekleri puanladı story'de. Yemin et. Dilan Kardelen Çelenk. Dilan Kardelen Cenk. Amer mi bu arada? Allah kahretmesin. Amer mi bu arada? Yavrum benim Dilan yanlışlıkla yaptın bunu biliyorum. Yani orada yanlışlıkla T harfine Amen bastığını ya zannettin ama basmadın. Bütün chat'in ağzına şu lafı verdin ya. Halil İşko Allah kesene bereket versin. Bütün chat'in şu ağzına şu lafı verdin ya. Ben de senin yemeklerini puanlayacağım ileride düğününde. Allah seni kahretmesin. Beni bitirdin. Bütün chat o kadar hızlı bir şekilde Amer akıyor ki. Bütün chat gümbür gümbür pussy er akıyor. Allah kahretmesin. Ay gelsin. Altın ne kadar abi? 7.000. Go ay gelsin. Eyvallah. Oldu mu hocam makyaj malzemeleri o kadar hakikaten böyle arkadaşlar altın fiyatına geldi mi ya? Allah aşkına yazın bir chat bakayım yorumlara. Ay gelsin. Oldu mu o kadar arkadaşlar makyaj malzemeleri? Altın ne kadar? Hocam geçen gün bir Deborah alayım dedim chat. Vallahi böyle 3 tane bitcoin bozdurdum ya. Egecim iyi ki varsın. 3 tane bitcoin bozdurdum ya. Abi flörtümü kıskandırmak için eski sevgili bile olan fotomu attım. Kız hayırlı olsun dedi. Daha da bir şey yazmadı. Acil taktik ver abi. Allah cezanı vermesin seni. Ya Allah sen de bir kere Ege yani senden bir bok olmaz bir kere. Önce onu bir söyleyeyim. Allah cezanı versin. Chat sakın leşlemeyin. Sakın çocuğu leşlemeyin. Ben gerekeni yapacağım zaten. Abi bir yayınlar 770'lik donate yapıyor. Olsun canım benim. Allah kesene bereket versin. İyi ki varsın. Şimdi beni bir dinle Ege. Bak çok sinirlendim bir. Yani başkasının canını yakmak için diğer kızın niye kullanıyorsun bir. Kızın fotoğrafını niye koyuyorsun oraya? Bir kere bu çok yanlış bir taktik. Kızın sana hayırlı olsun demesinin sebebi aslında bir ironi. Hala açık kapılar var ama sen gerçekten açık kapıyı niye kendi kendine kapatıp üstüne kilitliyorsun? Ya birazcık yavrum benim yemyeşil bayrak davransana ya. Biraz şöyle yeşil bayrak davransana anasını satayım. Egeciğim niye böyle yapıyorsun ki? Bir de işin güzel tarafı dediğim gibi açık kapılarım var Ege. Kapılar açık. Şu anda kız belli ki yani sanki yani böyle bir mantıklı hareketler yapsan kız sana okey okey yani. Nasıl yapıyorsun bu işi? Gözünü seveyim. Mavi su iyi ki varsın. Kimin ağzına kim ne diyorsun ya? Ne diyorsun ya? Neyse yeni bir hikaye geliyor chat. Yeni bir hikaye geliyor. Arkadaşlar bir süre bir süre beni yalnız bırakın. Geliyor. Part 1 geldi. Geliyor. İlk geldiğim en kötü terapisti anlatıyorum. Sizin için doğru olan terapisti bulabilmek gerçekten çok zor çünkü bu süreçte iyi bir araştırma yapmanız gerekiyor. Katılıyorum abla, iyi bir terapist. İnfluencer arkadaşımla otururken de arkadaşım dedi ki hani benim bir arkadaşım var bu şekilde mezun olmuş şu anda psikologluk yapıyor. Dilersen seni ona yönlendireyim ondan terapi al. Influencer, buradan bütün influencerlara selam. Ondan önce Rahel Pekcan şunu anlatmak istiyorum. Ben de chat'in mesela %1'lik bir terapisti sayılırım bence %1. Ama geri kalan %99 daha bilimsel yani bir herkesin, hepimizin bir arkadaşlar psikoloğa, psikiyatrike gitmesi lazım psikiyatrik. De normalde herhangi bir ortam...
süngerin markası ne demiş? Asperox. Tak bağlantımın olduğu herhangi bir insandan terapi almayı aslında doğru bulmasam bile o an nedense bu fikre tamam dedim. Neyse. Okey mi dedin? Evet abla. Ben yaklaşık olarak bir ay boyunca bu kızdan terapi aldım. İlaçcı mı iki varsın? Gördüm. Aslında en başlarda gerçekten çok güzel ilerliyorduk. Böyle bana ödevler falan veriyordu. Birkaç bir şey yaptıkça da benim gerçekten kafam dağılıyordu. Maşallah maşallah abla. Videonun en başında bahsettiğim influencer arkadaşımla yaklaşık bir ay sonra falan buluştuk. İşte hayatlarımızda neler oldu bitti birbirimize onu anlatıyorum. Çok özür dileyerek gene lafına giriyorum. Sen niye kız... 139 geldi. 139 geldi. Bir dakika bekle. Ecrancım Allah kesene bereket versin. Arkadaşlar geliyor. 15 Temmuz gecesi. Galiba bugün bitiyor chat. Galiba bugün bitiyor biliyor musun? Yüzü vallahi ben arkadaşlar 150'ye tamamlayabileceğimizi çok hem chat hem ben çok ihtimal vermedik. Ama arkadaşlar durmadık. Çatır çatır savaştık. Yapacağız dedik. Galiba yapacağız ya. Ama ben size bir şey söyleyeyim mi chat? Yemin ediyorum bak yazın bir kenara. Siz de bir gün abi benim linkime tıkla. Gel bununla işte oyun oyna falan filan bir şey derseniz aman ben de ya. Yapardım biliyor musunuz chat? Yani ben de yapardım yemin ederim. Hepinizin yapacağını biliyordum. Ben de yapardım chat. Yemin ederim yapardım. Psikologluk yapıyorum. Panik psikoloji iki varsın. Ha onu diyecektim abla. Çok özür dilerim lafını kestim en son. Sen niye kısmetse olur Emre'nin teyzesi Aslı teyze gibi giyindin bugün? Bu konuş. Bu ne abla bu kıyafet ne böyle? Bunun yaklaşık olarak birinci saatinden sonra influencer arkadaşım bana dedi ki denk geldiğim en kötü terapiste anlatıyorum. Gene hikaye yarım kaldı Allah cezanı vermesin ya. Abla senin hikayeler niye böyle vallahi bile tek seferde anlat tek videoda anlat niye ikiye bölüyorsun hikayelerini çıldıracağım ya. Geç abla ikinci hikaye evet abla. Sen şöyle şöyle bir olay yaşamıştın o olay ne oldu? Ben adım kadar emindim ki bu yaşadığım olayı ben arkadaşıma anlatmamıştım. Ya ben tabii ki de bu durumu fark ettiğimde inanılmaz sinirlendim çünkü en nihayetinde arkadaşıma anlatmak isteseydim arkadaşıma zaten ben anlatırdım. Demek ki arkadaşlarıma anlatmıyorum ve sana anlatıyorum. Evet abla. Sana da bir şeyleri anlatırken benden onay almadığım müddetçe herhangi bir yerde benim anlattığım şeyleri başkasına anlatmamanı beklerim. Başkasına mı anlatmış? Abla sen dua et. Senin anlattıklarını dizi yapmadı. Senin anlattıklarını dua et dizi yapmadı anasını satayım. Abi o zaman ben kapıyı kırmayayım. Yavrum sen kapıyı kırmışsın zaten ya. Kapıyı yıkmışsın sen komple Ege. Neyse ben bu psikolog kıza artık böyle bir durum yaşadığımız için ona gelmek istemediğimi söyledim ve kız ben... Gülseren Budayıcıoğlu olur gibi ya. Benden hiçbir şekilde özür dilemedi bunun için. Yine de yaşadığımız her olayda bir hayır vardır diyorum. Çünkü bu olayı yaşamasaydım muhtemelen şu an dünyanın en iyi psikoloğuna sahip olmayacaktım. Dünyanın en iyi psikoloğuna sahip olmamak. Halil Eşkocuğum iyi ki varsın. Böyle olaylar yaşamış olsam bile hiçbir şekilde terapiye küsmedim. Çünkü şunun çok iyi farkındaydım ki bir yerde beni bekleyen ve bana gerçekten çok iyi gelecek biri vardı. Yani var mıymış abla peki? İkinci dönemimde de bu kişiyi bulabildiğim için çok mutluyum. Son olarak karantinin glosunu sürüyorum. Okey hazırım. Sizleri çok çok seviyorum. Umarım gününüz harika geçer. Kocaman öptüm. Bay bay. Bu kombinle nereye gittiğini çok merak ediyorum. Acil bir şekilde işte benim stilim tarzında bir program çıkmalı ve Rahal Pekcan oraya katılmalı. Rica ediyorum abla. Böyle Kemal Doğulu'yla falan karşılıklı atışmalı bir programa çıkman lazım. Bu kombinle nereye gittiğini gerçekten çok merak ettim. Gene enteresan bir hikaye. Nereden aklına geldi? Bu ne böyle? Ha sen bu kombinle Reels çekmeye gidiyordun galiba. Türk kahvesi içelim. Türk kahvesi demişken hocam bir artık bizim chat'tekilerin fanına bakmamın zamanı geldi ya. Birazdan bakacağım chat. Mimikler çok iyi ya. Mimikler çok iyi ya. Türk kahvesi içelim. Abla ben daha güzel yaparım chat. Sizce Rahel'in oyunculuğu mu benim oyunculuk mu chat geliyor. Rahal Pekcan'ın oyunculuk mu benim oyunculuk mu geliyor chat. Kahvesi içelim. Geliyor chat. Benimki geliyor. Benimki geliyor. Ver baba coşkuyu. Ver alt sesi ver. Alt sesi ver. Chat'i yan tarafa aç. Chat'i yan tarafa aç. Ver sesi. Türk kahvesi içelim. Abla ben dedikoduya hazırlık dedim. Dedikoduya Zehra'cım iyi ki varsın. Popom mu acıdı yavrum ben ne yapayım şimdi vallahi billahi ya. Ne yaptın chat üflesin geçsin anasını satayım. Ben ne diyeyim şimdi Zehra manyak manyak donetler atıyorsunuz ya. Benimki daha iyi değil miydi chat? Benimki de bak bir daha yapıyorum chat. Türk kahvesi içelim. Rolden çıktım. Hocam yönetmenim. Yönetmenim rolden çıktım. O gün de öyle oldu ya. Chat ben böyle arkadaşlar. Ben hayatımda arkadaşlar bir kere bir dizi projesinde yer aldım 2004 yılında. 2004 yılında arkadaşlar bir kere bir dizi projesinde yer aldım. Onda da arkadaşlar gülmekten gözümden yaş geldi ya. Ya kritik anlarda ben chat yani kritik anlarda benim psikolojim bozuluyor. Ve gülmekten duramıyorum hocam ya. Gülmekten nefes alamıyorum ya delireceğim ya. Vallahi dedi 2004 ya anısı var ya. Hah geldi gene bir hikaye geldi.
Şu an nereye gidiyorum? Lise arkadaşımla buluşmaya gidiyorum. Şuraya kahve döktüm, sildim. Burayı boş verin. Ya bence lise arkadaşlıkları diğer arkadaşlık türlerinden bir tık daha farklı çünkü... Öyle midir arkadaşlar? Lise arkadaşlıkları diğer arkadaşlık türlerinden biraz daha farklı mıdır? Mustocuğum, iyi ki varsın canım benim. Birbirinin Bence de. Ergenliğine denk geldikten sonra ilerleyen zamanlarda ne olduğuna şahit olmak gerçekten insanı çok etkiliyor. Katılıyorum. Basit örneği olarak birbirine hayalindeki işi anlatıyorsun, hayalindeki... Her seferinde şuraya böyle yapıştırılan 3-4 tane nokta beni ayrı bitiriyor zaten. İlişkiyi anlatıyorsun, hayalindeki geleceği anlatıyorsun ve yakın arkadaşım bunları gerçekleştirdiğinde gerçekten onunla evladımmış gibi gurur duyuyorsun. Seyircim, iyi ki varsın, bu sefer bakmadım ya. Sana bir masal anlat baba. Al anlat baba. Abla, sesledi seni, tekledim ya. Tamam, sesinin iyi olduğunu biliyoruz ama bu arada Rahal Pekcan en son YouTube'a bir vlog çekmiştin, ne oldu? İçinde bütün oyunlarım kurtla kuzu olsun. Abla, şu anda hikayemizin ortasında yani süper baba müziği ne alaka ya? Şu anda blok flüt ne alaka şu anda ya? Şu üstteki BTC dolar yazısı beni çok rahatsız etti ya. Evet abla. Şekerle bal. Bırak şekeri, balı malı anlat, evet melah. Amenna. Şimdi ne alakaydı şimdi İlayda'cığım, iyi ki varsın. Ne olur. YKS 1 seni canım benim, bırakma ben gelene kadar İlayda'cığım, iyi ki varsın, Allah yardımcın olsun. Olsun lise arkadaşınızla. Abla, bu artık kapatıcı değil, bu artık yani baksana yani kameranın önünden toz bulutları akıyor ya. Uzun zaman sonra oturduğunuz... Bu nasıl bir şey? Ne sürüyorsun suratına? Lisedeki insanların dedikodusunu yapmanın tadı her zaman bambaşka olacak. Zeynep'ciğim, iyi ki varsın. Bir arkadaşların Tabi. Üstünden kaç yıl geçerse geçsin aynı konuyu 100 defa konuşma olayı asla eskimiyor. Maskara olarak Show by Pastel'in bir maskarasını uyguluyor. Ablacım, biz olduk maskara, Allah'ını seversen ya. Gene part 1 değildi mi bu hikaye? Maskarama Rebel Me'nin bu 14 numaralı kalemini uyguluyorum. İçine evet. De Maybelline'in lipstick glosslarından Sweet Heart rengini uyguluyorum. Ya bırak, vallahi billahi iyice şeye döndün sen de, vallahi billahi ya. Merhabalar, ben Nergis, soyadım Aksu. Nergis Aksu'ya döndün iyice, anlat abla ya. Çık arkamdan, çık! Okay, hazırım, bence makyajım gayet yeterli oldu. Sizleri çok çok seviyorum. Kız, Allah cezanı vermesin, en son bir hikaye anlatmıyor muydun sen? Ne oldu lise arkadaşınla buluşma? Umarım gününüz harika geçer, kocaman öptüm, bay bay. Ha, hikaye bu muydu? Allah cezanı vermesin senin. Part 1'i de bıraktı artık, vallahi bile part 0.5 yaptı, döndü arkasını gitti ya. Döndü arkasına gitti, çıldırtacaksın beni Rahal abla ya. Sadece 3 gün çalışabilirim. Çok da biriktirmişiz, Allah cezanı vermesin ya. Bu ne abla bunu? Ay Çeliçe'den mi aldın bu pembe Adidas şeyini ya? Vallahi billahi ya. Sadece 3 gün çalışabildiğim o işi anlatıyorum. 3 gün çalışabildiğin o iş. Bahsettiğim yer büyük beyaz eşyacılardan birinin şubesi ve benim arkadaşım burada çalışıyor. Ki ben de o dönem part time çalıştığım yerden yeni ayrılmışım, arkadaşıma iş aradığımı söyledim. Hadi bakalım, hayırlısı abla. Evet abla. Keşke söylemeseydim. Arkadaşım gidiyor bunu patronuna söylüyor. Patron da zaten daha öncesinde de satış danışmanı olduğum için yarın gelsin başlasın diyor ama tabii ki de sigortasız olarak. Herhalde abla, bu devirde sigortalı iş mi var, Allah'ını seversen. Arkadaşlar, bu devirde sigortalı birini yani birini sigorta yapmak suç. Abla, yani insanların sigortasız çalışması abla, yani etik olan o artık bu devirde. Bu devirde etik olan o. Kendim işe gittim tanışmak için. Öyle bir devirdeyiz yani maalesef. Şimdi adamın yanına gittim, adam bana elini uzattı, ben de zannettim. Abla, bu ne Allah'ını seversen, çok değişik makyaj malzemeleri var ya. Ecrin Su, iyi ki varsın canım benim. Çünkü elimi Hayırlı olsun canım benim, eline koluna sağlık. Sıkmak istiyor. Bu yaz ne kadar bronzlaştığımın en büyük ispatı bence şu an bu renk. Hakikaten tam onu dedim, biliyor musun abla? Adam bana bir anda ne dedi biliyor musunuz? Elimi öp. Şu an hastayım. Elimi mi öp? Niye? Maalesef ki öpemem diye başımdan sağdı ama keşke yani orada işten çıksaydım. Bugünü biz sorunsuz bir şekilde atlattık. Ben mağaza içinde sürekli gezdim. Hiç müşteri gelmemesine rağmen sürekli ayaktaydım ve sürekli böyle ürünlerin özelliklerini öğrenmeye çalışıyordum ki kısa zamanda böyle öğrenebileyim. Ben ikinci gün aynı şekilde mağaza içerisinde gezmeye devam ederken geldi bana, dedi ki hani bu kadar ayakta gezmene gerek. Geldi, bu kadar ayakta gezmene gerek yok. Ayağımı öp. Ne dedi? Gerek yok, müşteri yok zaten, geç otur birazcık dinlen dedi. Allah kahretmesin, benim aklıma şey geldi, dur. Sene 2008-2004'teki çocuk oyunculuğumun üstünden 4 sene geçtikten sonra çocuk çalışan olarak, çocuk işçi olarak bir yerde çalışıyorum chat. Berberde, anısı var. Berberde çalışıyorum. Orada çırağında her dakika ayakta durması gerekiyor. Dükkanın en yoğun anlarından bir tanesi. Bayağı yoğun yani arkadaşlar, böyle müşteriler falan filan. Ondan sonra ben de arkadaşlar böyle çırağın sürekli ayakta durması gerekiyor ya. Ben de yerleri falan süpürdüm. Ondan sonra geçtim arkaya arkadaşlar. Affedersiniz, çok affedersiniz arkadaşlar. Çok affedersiniz, küfürlü konuşacağım. Şimdiden arkadaşlar söyleyeyim, uyarayım, isterseniz sesi kısın. Geçtim arkaya abla, müşteriler arasına oturdum böyle. Başşakları yayayım. Arkada oturuyorum, anasını satayım. Ben de diyorum, patron 2 dakikada bir bana bakıyor chat. Patron 2 dakikada bir bana bakıyor. Ben de diyorum, niye bakıyor? Meğerse çırağın sürekli ayakta durması gerekiyormuş abla. Ben rahat rahat oturdum. Vallahi billahi chat. Dükkan benimmiş gibi. Dükkan benimmiş gibi oturdum arkada, bekliyorum böyle anasını. Meğerse sürekli ayakta durmak lazımmış abla. İşin raconunu sonradan öğrendik tabi. Sonradan öğrendik chat. Umut'cum, Allah kese de bereket versin gülüm benim. Ben de böyle devamı part 2'de. Anlayışı davrandığı için çok sevindim. Geçtim oturdum. Yemin ederim size, benim oturmamın 10-15. dakikasında bana dedi ki, ne oturuyorsun, kalksana.
Allah kahretmesin sus. Allah kahretmesin sus. Sus, seninki betermiş hocam. Seninki betermiş. Benimkiler mesela otur dememişti bana. Benimkiler bana otur demeden oturdum. Seninki betermiş, Allah kahretmesin. Bestemsu aleyküm selam. Seninki betermiş abla ya. Ne kadar şaşırmış olsam bile hiçbir tepki vermedim. Kalktım böyle mağazanın içinde gezinmeye devam ettim. Ben bu sefer gezince dedi ki gezinip niye dikkatimi dağıtıyorsun? Gidip kapının önünde dursana. Oğlum şuna söylesem lan, sen dedin ya. Kapının önüne geçince de şey dedi, Allah bilir kapının önünde ne işin var. Beyefendi karar verir misiniz? Ne yapmamı istiyorsunuz? Ayak... O ses senden mi çıktı? Kim, nereden geldi o ses? Dım durayım, oturayım mı yoksa yok mu olayım? Bahsettiğim adam gerçekten de bu arada yaşlı bir adam ve böyle gün içerisinde sürekli uyuklayıp duruyor. Ben müşteri gelince uyandırmak zorunda kalıyorum çünkü mağazayı tam anlamıyla bilmiyorum. Abla senin patron şu muydu? Çok özür dileyerek. Senin patron şu olabilir mi? Kapının önüne çıkınca Rahel'e verilen tepki olur gibi. Lan gitsene! Lan gitsene! Abla kimde? Mükreminde falan mı çalıştın? Ne yaptın anasını satayım? Kimle çalıştın ya? Bu arada adama felaket seviyede kurulmuşum. En ufak bir hamlesini bekliyorum ki artık çıkıp gitmek için. Okey. İş yerinde mola gibi bir şey yok. Bildiğimiz orada 15 dakika içinde yemeğini yiyorsun, geri dönüyorsun. Bir de ne gerek var böyle bir şey? Dükkana müşteri bile gelmiyor. Abla ama işler böyle, bu işler ya. Ben yemek... Millet o patronluğunu taslamak için yani en sıkıntılı anlarda bile işçiyi muhakkak daraltır. Yemeğe başlıyor daha 5 dakika olmuş geldi bana. Dedi ki sen sürekli böyle yavaş bir şekilde yemek mi yiyeceksin? Sürekli derken bir kere yemişim yemek. Daha birinci yemeğimdeyim. Bu evet. Şükür ben aklımı kullanmaya karar verdim. Adama gittim dedim ki yani ben işten çıkıyorum. Benim 3 günlük paramı verin. Bu akşam da duracağım. Ondan sonra daha da gelmeyeceğim. Nasıl 3 günlük abla ya? 1 günlük de, daha ilk defa yemek yediğine göre 1. günde çıktın ve 3 günlük para mı aldın? Rahal Pekcan adamı dolandırmış. Adama bir şekilde ulaşın rica ediyorum. Bana ne dedi biliyor musun? Ne dedi? Sen ne iş yaptın ki para alasın? Haklı! Tabii ki haklı. Tüm çırtkanlığını oraya ayağa kaldırdığım için paramı verdi. Bu şekilde de işten çıkmış oldum. Şu an üzerimdeki tişörtle makyajımın çok alakasız olduğunun farkındayım. Herhalde, Allah kahretmesin. Ne hale soktun kendini ya. Ama zaten birazdan bir hazır... Ağzına da bir de Deborah sürdün belli ki. Kiko sürecektin ağzına ya. Kiko sürmedi ağzına. Hazırlanma videosu çekeceğim. O videoyu da izlemeyi unutmayın. Sizleri çok çok seviyorum. Umarım gününüz harika geçer. Kocaman öptüm. Bay bay. Ne kadar şaşırmış olsun. Çok değişik hikayelerim var ya. Bu ne böyle? Hazırlanalım. Aslına bakarsanız çok yakınım olmadığı için bu elbise acaba bir tık abartılı kaçabilir mi? Ha dur. Bu şey lan. Az önce gelen şey Amer muhabbeti vardı ya, Amer. Düşündüğüm için bir... Arkadaşımın düğünü muhabbeti galiba burası. Takımı daha göstereceğim. Dur nikah işi chat bu. Bak burası galiba. Ha tam ondan bahsettim bak Dilan. Mahallemiz bu takım. Avcılar mı? Ha biz de buradayız ya. Takım bence bu takımı giymem diğer elbiseyi giymemden çok daha mantıklı olur. Ben de Beylikdüzü'ndeyim, bizim burada ya. Olacakları diye düşünüyorum çünkü gittiğim kişi benim çok yakınım değil. Aslına bakarsanız... Gittiğin kişi çok yakınım değil ama gelmiş. Dilan ne işi var bunun? Niye soktunuz buraya? Çok güzel bir beyaz takımım daha var ama düşününce bir başkasının düğününde beyaz giymek... Abla gözünü seveyim, terbiyesizlik olur artık ya. Terbiyesizlik olur hocam ya. Ben mesela arkadaşlar, benim gelinliğim muhtemelen siyah olacak chat. Ben gotik gelin şey abi. Biraz şey evet. Biraz şey tabi anasını satayım, biraz şey yani anasını satayım. O şey. İlge Karga'dan şöyle bir gözlük gelmişti. Üstümdeki kombinle beraber takarsam çok şık olabilme ihtimalini düşündüm. O yüzden birlikte bunu deniyoruz. Sözcüğü öyle çok tatlış bir kapı var. Şöyle bir gözlük. Altlara bir tık sarımsak aslında. Belki üstündekiyle uymayabilir. Sarımsak mı? Uymayabilir ama deneyip görelim. Aslında çok güzel oldu ama... Güzel oldu, güzel, fena değil. Adoş, Mila hem yayını kaçırmamak için akrabamın düğününe gitmedim. Hoş geldin canım benim, iyi ki varsın Adoş'um. Sanki bir tık böyle gerçekten de tatildeymişim vibe'ı verdiği için bence bu gözlüğü şu an eliyorum ama... Gözlük inanılmaz güzel. Fena değil. Güzel, güzel, kötü değil. Küçük taşlı kolyem kalacak, kolumdakiler de kalacak. Sadece şu şekilde küçük küpeler ekleyeceğim. Bu abla küpeler daha çok şeye benziyor anasını satayım, böyle bitter çikolata kabına benziyor. Kulağımdaki küpeler bence gayet güzel oldular. Üzüldüğüm şeyi söylüyorum, çanta olarak çok az ihtimalim var. O yüzden bu çantayı takmak zorundayım ve bence evet. Gayet de güzel oldu aslında. Ayakkabı olarak da normalde topuklu bir şey tercih edecektim ama maalesef ki az önce pedikürümü mahvettiğim için şu şekilde eforlarımı giyeceğim. Rahel'cim çok sana kötü bir haberim var, her yerde adamımız var. Her yerde şu anda bizim gerçekten sevenlerimiz var. Her yerden haberler geliyor. Bir de gitmişsin düğünün ortasında puanlama falan yapmışsın ya. Bence daha önce hiç tanışmadığı birinin nikahına giden biri için yeterince uygun bir kıyafet. Daha önce hiç tanışmadığın birinin nikahında ne işin var onu da hiç çözemedim ama neyse ya. O yüzden umarım siz... Abi yoruma bak, Allah belanı vermesin ya. Yoruma bak, en büyük korkum gerçekten chatten bir gün böyle bir şey yemek. Dinçer diye bir sevgilisi var Rahel'in. Dinçer'in partneri olarak geldi düğüne. He. Oradan tanışmıyorlar. Rahel sevgili yapmış muhabbetindeki... O sevgili Dinçer miymiş? Vay anasını avradını ya. Usta nereden nereye bilgiler geliyor ya? Nereden nereye bilgiler geliyor ya? Yüzümle vücudum farklı renk. Allah kahretmesin, çıldıracağım bu yorumları vallahi billahi ya. De beğenmişsinizdir. Ramazan mı? Ramazan kim ya? Dinçermiş işte. Sizi de çok seviyorum. Umarım gününüz harika geçer. Kocam öptüm. Bay bay. Abla çok değişik içeriden bilgiler geliyor. Çok değişik. Susmaz gönlümün yarası. Gönlümün yarası.
Dur neyse onu bunu siktir etti abla, dur bakayım nerede puanlama. Aha dur, aha aynı düğün, chat avcılar düğünü. Abla bir şey söyleyeceğim ya. Düğünlerin en sevdiğim yanı da ne diyorsunuz chat? Bir şey söyleyeceğim hakikaten. Hocam böyle bir sunum olabilir mi ya? Bu da bakın. Böyle kaç neydi? O şey. Bak şimdi ne yapacağım ben. Bu da patatesli peyni. Şimdi kaç TL? 321 TL. Yanına bir azıcık çiğ köfte koyuyor. Kaç TL oldu? 421 TL. Yanına bir azıcık sabı koyuyor. Kaç TL? 1500 TL. Afiyet olsun. Panik psikolog iyi ki varsın vallahi, Allah kesin. Abi bizim dedikodu abi çok geniş ya. Panik psikolog. Bizim çok geniş ya. Hocam. Anladınız değil mi chat? Abi 10 üzerinden kaç veriyoruz Caspian From The World? Abi 10 üzerinden 3 ya. Chat bu nedir Allah'ını seversen ya? 10 üzerinden 3'tür bu ya. Bu ne ya? Çok kötü ya. Sizce? 10 üzerinden 3 hocam. Sunumu puanım 10 üzerinden 3. Dur patates püresi geliyor chat. Patates püresi. Lezzeti güzeldir gibi geldi bana. Abi Müge Anlı var mı? Yavrum Müge Anlı yok. Müge Anlı'da zaten bir tane dosya vardı. Onu izledik. Başka bir dosya çıkarsa pazartesi falan izleriz artık. Pilav yedi mi? Olur gibi. Diğerinde abla tabak mı? Tavuk mu? Tavuk. Tavuğu beğendi. Onun üzerinden 9 verdi hocam. Afiyet olsun abla. Afiyet olsun abla. Geç abla. İçin şu an buradayım. Normalde dün gecesi. Geç abla. Şimdi herkes fotoğraf atamıyorum demiş. O yüzden şöyle bir çözüm buluyorum. Geç abla. Bu ne? Özel günlerde. Geç abla. Geç abla. Geç abla. Geç abla. Rahal abla. Geç abla. Bitti abla. Bitti abla. Vallahi billahi. Dur bakalım başka abla bizim. Başka bakacağımız bir şey var mıydı? Başka bakacağımız bir şey var mıydı? Bir kum birkaç lira hazırlayıp göreceğiz. Sana böyle sunmayacağım. Meşhur kağıdımızı koyuyoruz. Abi baktım bu sene de şey yapmış, geri gelip daha iyiydi. Perlacım iyi ki varsın, hoş geldin gülüm benim. Patates kaç lira? 10 liraya aldık biz. Dostum cuma devam etti de dosya bitti artık. Dosyada bir şey yok yani arkadaşlar, devamında bir olay yok. Ama bak şimdi işin rengi değişecek. Biz tereyağı ve kaşarımızı koyuyoruz. Koy abla. Şimdi kaç TL? Abi ilk donatım Mali Paşa, hoş geldin canım benim. Allah kesene bereket versin, iyi ki varsın. Vallahi zor işmiş Kadir. Evet Kadir, kaç oldu? Hadi be abi. Hadi abi kaç TL oldu? Şimdi kaç lira oldu bu patates? Kaç lira? 93 lira. İş malzemelerini koymaya devam ediyoruz. Koy abla, ne koyacaksın? Sosis. Amerikan salatamız. Evet. Kısırımızı koyuyoruz. Mısır. Kısır, mısır. İş malzemelerini de koy. Dilan, Milan, Polat. Koyduk. Şimdi kaç lira oldu? 195 lira. Bak evet. Şimdi asıl olay geliyor. Geliyor, asıl olay geliyor. Ne geliyor? Keşke mayonez dökeceğiz. Yok abla. Amin. Canım çekti, Allah cezanı vermesin ya. Canım çekti sen aç koşkom, iyi ki varsın canım benim. Bu tarzında bir tuz dökelim mi? Dökelim. Dök abla birazcık melah. Bu işi çok pahalı yapacak. Allah kahretmesin abla, üfleyerek mi koydun? Ama öyle bence vallahi bile, orada eksi 100 TL yazdım ben onu. Amenna. Bakalım. Adoşcum iyi ki varsın. Sıfır hijyenle yapılmış kurabiye düğün polo. Yani bu gene iyiydi ya Adoş. Evet arkadaşlar. Şimdi kaç lira? 450 TL. Kaç? 300 TL. 300 TL. Gene iyi lan. 300 lira çet iyi. 300 lira iyi. Hocam 300 lira iyi. Bir tane ince hesap yapacağım. Bu kumpirden günde 100 tane satıyorlar. En azından karnımızı doyuruyoruz çet. Bugün anasını satayım bir kahveye bile 300 lira veriyoruz. Kahve karın doyurmuyor. Bir şey yapmıyor. Bir boka yarmıyor. En azından karın doyuruyor. Arkadaşlar. Tanesi 300 liradan ayda kaç lira oluyor? Kaç lira? 900 bin TL. Ne 900 bin TL'si abla? 9 milyon lira yapar. Abla sen anasını satayım. Millet hakikaten iyi kazanıyorlarmış lan. Kumpir işine mi girsek chat, şaka bir yana ya? Ah, afiyet olsun şimdi. Hadi bakalım. Yok lan iyi para lan 900 bin TL. Ama bunun bir de gideri de var, falanı da var, filanı da var. Tabii onları hesapladığın zaman abla geriye ne kalıyor abla? Geriye yani anası. Bir de yani kumpircilere sormak lazım diyeceğim ama neyse. Evet ne yaptı abla, bunlar storylerde bir şey var mı? Evet. Ondan sonra arkadaşlar... Bu ne? Bu saatte neden sıcıklı yumurta demeyim, birazdan görürsünüz. Çift 0-21. Evet, elimin lezzetini karıştırmadın inşallah Ayşe abla. Arkadan Halloş'un sesi geliyor. Evet. Allah kahretmesin, gecenin çift 0-22'sinde çocuğa sucuklu yumurta mı yedirdiniz ya? Herif gittikçe babasına benziyor ya.
Yavrum Halil İşkon benim, herifin ensesi bile sucuğa benzedi artık çocuğun ya. Sevgilim esmerim sebebim. Abi çocuğa bütün bütün sokuyorlar vallahi billahi, yavrum benim bütün bütün yiyor ya. Maşallah iştahlı çocuklar ya, maşallah ya. Ben çocukken çek, ben benim ağzıma şu kadar şöyle bir ekmek sokuyor, ben bunu direkt kusardım ha. Halil İşkon'un yaşında benim ağzıma öyle böyle böyle bir galon ekmek soksalar chat, onu anında kusardım hocam. Kusardım hocam. Abi bunlar da kusmuş, Allah cezanı vermesin. Çocuktur bu, normal herhalde kusacak ya. Çocuk dedin kusar zaten ya. 15 Temmuz gecesi sarsan yiğitler. Abi çocuğun ağzına öyle büyük büyük sokarsan herif herhalde kusar anasını satayım. Herifler bayılmış resmen ya. Yemek yedikten sonra sizler de böyle oluyorsunuz değil mi? Tabii ki hayır. Çaylar hazır. 01:47. Abla güzel hayat yaşıyorsunuz ya. Vallahi Allah huzurlarını bozmasın bari diyeyim. Ne diyeyim chat? He? Bu ne? Azra Maltır M23'tü arkadaşlar. Diğer kardeşleri biliyorsunuz. Geç abla. Bu ne? Bu ne? Canlar bu saatte ne yapıyorsun diyenler. Zehra ablam uzun yoldan aman geldi. Ya. Bir saat önce vardılar. Panik psikoloji iki varsın diye tabak tabak makarna pilav yiyen ben olur gibi. Geç yatmana rağmen erken kalktın ha. Sana da günaydın abla. 06:56. Geç abla, geç abla. Geç abla reklamları. Şimdi bir kargom geldi. İndirimden kocacığıma aldıklarım. Bir kocacığıma altın yıldızdan böyle tişörtler aldım Marise. Bu tişörtler sence böyle kaç TL? 200 TL. Yok ya. Kumaşını göstereyim. Hı. Evet. Gerçekten çok kaliteli, çok güzel. Hı. Şu şekilde eminim ki kocacığım çok beğenecek. Bir evet. Tane böyle bir renkte. Hashtag reklam değildir. Hanımlar ben kocacığıma indirimden kaptım. Sizler de almak istiyorsanız bir sonraki... Geç abla, geç, geç, geç abla, geç Allah. Allah kahretmesin altın yıldız yani, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Burak Özçivit bile fenotip işkoya benzemiş ya. Burak Özçivit Halil İşko'nun babasına dönmüş. Altın yıldız muhabbeti geçtikten sonra çıldırtma beni ya. Vallahi billahi geç abla ya. Geç abla ya. Bu ne? Biliyor muydunuz? Trend yolda bir mağaza resmen çıldırmış. Yok ya. Geç abla. Ne oluyor abla bu müzikler falan ya. Allah kahretsin. Hemen sağlıksız bir kahvaltı. Abla artık bu böyle fokur fokur yağ sesinden ve yağ kokusundan ben bıktım ya. Ben bıktım artık sürekli bu ocağın gerçekten yağlanmasından, ben bıktım ya. Ya bende ne karaciğer kaldı, ne böbrek kaldı, ne dalak kaldı yani. Bütün kolajen depolarım komple boşaldı ya, anısı var ya. Evet. Geç abla geç. İnanılmaz ya. İnanılmaz. Dersin kalbimi bilmem. Evet geç. Ve son olarak sucuklu yıgmırta. Abla sucuk da çok fazla yani normal... Normal bir hayvan etine benzemiyor ama. Ha. Sucuklar çok şüpheli ya. Bu çocukları hatırlıyorsunuz chat. Bunları da izlemiştik. Şunun tatlılığı Allah'ım maşallah ya. Buna bak buna. Hıyarı ortadan ikiye yarıyordu ya. Ya sen gene zaten vallahi bile, bir de beni Instagram'dan takip ediyormuş bu ya. Bir de beni de Instagram'dan takip ediyormuş ya. Geç abla geç. Canım mısın sen? Cello'ya bak Allah. Cello'ya bak ya. Benim misin? Size bir gün böyle bir story atacağım chat. Size bir gün böyle kelebekli story atacağım chat. Her şeyi. Evet. Geç abla. Kilerim tombik tombik. Kilerince çok komik. Kirli eller sevilmez. Güzelliği görülmez. Oğlum Celil İşko var ya, büyüyünce çok yakışıklı bir çocuk olacak ha. Saçlarım bakıyor misler. Hele dişler, hele dişler. Hele dişler, hele dişler diyorum, başka bir şey bilmiyorum. Uyuyordu şimdi. Evet abla geç abla. Saktım onu, saktım. Ne oldu? Bu ne, bu ne, bu ne? Ayşe bir daha saktın mı orası, saktın? Ne oldu? Chat. Tekrar söylüyorum bak. Bak üstüne basa basa söylüyorum. Bir daha sakın ama sakın. Sakın ama sakın.
Ona ne zaman geçeceğiz? Buna ne zaman geçeceğiz? Halil Eşko'yu izleyeceğiz mi? Abi adımı okur musun? Melah der misin? Bak sakın ola sakın. Sakın ola sakın. Arkada ne izliyorlar lan? Sefa Kındır mı? Hocam şu televizyondan benim videolar izlendim ya. Ayşe ablaya buradan sesleniyorum. Suçuk Eşko mu iyi ki varsın. Ayşe ablaya sesleniyorum. Şuradan Halil Eşko'nun beni izlediği bir video artık gelsin ya. Sakın. Artık gelsin. Sakın ama sakın. Ne? Amerim dizi izlemeye kaçıp yarın YouTube'dan sana devam etsem olur mu? Öptüm. Olmaz. Sucuk Eşko maalesef olmaz. Ne oldu? Şöyle beyaz. Muhtemelen trip atarım yani. Tişört. Neden? Nedeni var mı? Allah aşkına. Ne olmuş? Temizlerim ben. Ruhu temizlersin de Cellos da çıldırdı. Baksana Cellos da çıldırdı ya. Ne oldu Cello? Neydi olmuş? Bassana. İnce. Yo ben şimdi hemencecik hallederim. Kurumuş ama çıkarım ben. Ah canım cellom benim. Ne orada üstüne sümük mü sürdü acaba? Halledim. Ne bu böyle sümük lekesi mi? Yok. Yeşil yeşil. Görürsün sen şimdi bak. Ne oluyor lan? Allah kahretmesin. Amin. Oyunculuk 2004, Allah kahretmesin. Tarih vermesek daha iyi olur ya. Panik psikoloğum iyi ki varsın canım benim. Tavsiye verir misin yavrum o... 2 günde hesabına 11 bin insanın bakmasının sebebi geçen gün sanki senin Instagram'ı söyledik, o değil mi? Ondan olabilir ya. Artar ya, Reels Meals artar. Evet abla. Evet abla. Görüyor musunuz ilk hali nasıldı? Gerçekten. Ya abla ben de anasını satayım üstüne yani, affedersin de melah döksen böyle çiti çiti yapsan zaten çıkardı zaten ya. Ben stopuma çok... Vallahi bile geç abla, hashtag reklam değil. Hashtag reklam değil, geç. Canlar kış geliyor, sadece 199 TL sweaty shirt satan bir mağaza buldum. Yok ya. Senin... Yeter abla, bıktım senin reklamlarından ya. Senin reklamlarından bıktım, hadi.